İyi akşamlar değerli Halk TV izleyenleri. Ekonomiyi aslında neler olduğunu, madalyonun öteki yüzünü, yani gerçekleri konuşacağımız ve yorumlayacağımız bir ufka bakış programında yine beraberiz sizlerle. Tabii ekonomi o kadar dinamik ve canlı ki iç ve dış ekonomik politik gelişmeler hangisinden başlayacağımı bilememekle beraber tabii Türkiye'nin gündemine en çok oturan, bizi en çok ilgilenen konulardan başlayarak gitmek durumundayız. Mesela bir enflasyon meselesi var. Enflasyon yeniden çifthaneye çıktı ne yazık ki. Ama tabii ekonomi yönetimi bunu bir başarı gibi sunmaya çalışıyor bize. Baz etkisiyle geçen ay 8,5'a düşmüştü. Bu ay tekrar 10,5'a çıktı. Biz bunun böyle olacağını söylüyorduk ama ilgili bakan ve iktidar yetkileri işte ne kadar başarıyla 8,5'a düşürdük diye geçen ay çıkıp konuştular her fırsatta. Halbuki bunun baz etkisiyle bu ay tekrar çifthaneye çıkacağı, Aralık'ta da %12'nin altında olmayacağı ortada. Yani verilerle oynarsınız, manipüle yaparsınız onu bilemem ama normal şartlarda %12'nin altında düşmeyecek bir enflasyon var. Bu enflasyon doğru mu, yalan mı? Ne demektir çarşı pazar enflasyonunda, halkın enflasyonuyla ilan edilen arasındaki fark derseniz, halkın enflasyonu, çünkü halk ancak gıdaya, kiraya, ulaşıma, yani yaşayabilmek için, asgari başını suyun üstünde tutmak için çalışıyor. Dolayısıyla onların enflasyon sepetiyle ortalama bir enflasyon, genel enflasyon arasında fark olmalı. Biz onun için halkın enflasyonunu saptayacak yeni bir kurul oluşturması, buraya Odalar Birliği'nin, Esnaflar Konfederasyonu'nun, üniversitelerimizin ve tabii ki çalışan işçi ve memur sendikalarının temsilcilerinin, tabii ki siyasal iktidarında, koordinasyonunda, neyse hükümetinde, devletinde bir kurul bu enflasyon hesabını açıklamalı ve inandırıcı olmalı. Halkın enflasyonu, yani işçi, memur, emekli, dar gelirlinin, onların ücretlerine yapılacak zamlara falan da esas olacağı için hesaplanmasında ayrı bir yöntem bulunmalı diyoruz. Bakın, Türkiye enflasyonda gelişmiş ve gelişmekte olan ilk 40-50 ülke arasında Arjantin'den sonra en kötü durumda maalesef. Çok üzülüyorum bunu söylerken. Yani keşke iyimser bir haber olsa ondan başlayayım diyorum, başlayamıyorum. Niye? Gelişmiş ekonomilerden başlayalım mesela. Amerika, Japonya, İsviçre, Kanada, Euro bölgesi ülkeleri, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si. Buralarda enflasyon ne kadar biliyor musunuz? %1'lerde. Ortalama %1. Bazılarında İsviçre'de filan eksi enflasyon. Eksi enflasyon ne demek? Fiyat artışını bırakın. %1. Fiyat düşüşleri var. Efendim onlar gelişmiş ülke. Biz gelişemiyoruz. Peki bizim ayarımız olan ülkelere, Meksika'sına, Brezilya'ya, yani bizim peer grup dedikleri kendi grubumuza, Rusya'sına, Çin'ine veya işte diğer, bakın işte Şili'sine, hepsine baktığımız zaman Arjantin dışında %3-4 ortalaması olan bir gelişmekte olan ülkelerin enflasyon oranı var. Yani gelişmiş ekonomilerde %1 civarında ortalama enflasyon dünyada. Gelişmekte olan ekonomilerde, bunun içine Güney Afrika'yı katın, İsrail'i katın, hepsini katın. Yani Güney Kore'yi katın. %3-4 ortalaması. Türkiye'nin 12. Şimdi bununla ben olsam ekonomi yönetimi yerine bir kere çıkıp da konuşmaktan utanırım, sıkılırım. Niye sıkılırım? Halka bu enflasyonu yaşattıktan sonra o %12 hedef olarak vermek bile çok ayıp. Onun için daha gerçekçi olmak lazımsa çarşı pazar enflasyonu ilan edilen enflasyondan fazla. Avrasya Yatırım mı bir firma açıklama, araştırma yapmış. Açıklanan, kamu yayınına açıklanan ekonomik verilere inanıyor musunuz diye. %8 inanıyorum demiş. %82 inanmıyorum demiş halkta. Halkta böyle bir kanı var. Doğru yanlış. Demek ki bu insanların yaşadığı gerçeklerle sokak farklı. Konkordolar üst üste geliyor. Bakın İzmir'de, ben eski İzmir milletvekiliyim biliyorsunuz. İki dönem yaptım. İzmir'i çok severim. Ve İzmir'in köklü sanayici ailelerinden işte Akgermen ailesi vardır. Çimentaş, oranın en büyük ve büyük sanayi yatırımı Çimentaş, çimento fabrikası kurucusu bir ailedir. Yatırımcı, sanayici, gaz beton fabrikası falan var. Dün haberlerde okudum, çok üzüldüm. Konkordato'ya gitmişler 3 aylık. İzmir 2. Asya Ticaret Mahkemesi'nden karar almışlar. Yani Akgermen ailesi, İzmir'de yaşayanlar çok iyi bilir, yani sanayiyle ilgilenenler bilir. Bu aileler Konkordato'ya gidiyor. Türkiye'de binlerce firma Konkordato'ya ilan etmiş. İşsizlik %15. Hala başarıdan bahsediyor. Ve bunun faturasını kimse ödemiyor. Bunun faturasını kimse ödemiyor. Sendikalar sessiz kalıyor, yeterli değil. Muhalefet kısıtlı imkanlarıyla sadece şeye sıkışmış vaziyette, yani meclisteki grup toplantılarından medet umuyor. Yetersiz. Daha yaratıcı, daha demokratik yöntemlerle halkın bilgilenmesi ve bu duruma, gidişata karşı bir tavır geliştirmesi gerekiyor. Demokratik meşruiyet içinde tabii ki yani. Enflasyon fakiri daha çok fakirleştiren bir haksız vergi haline dönüştü.
Bu işin bir tarafı. Bir asgari ücret komisyonu toplanıyor. 5 tane işçi 5 tane işveren, 5 de hükümet temsilcisi var. Ne çıkacak buradan? Hükümet ne derse o çıkacak. Yani bu asgari ücrette işçiler tam temsil ediliyor mu derseniz edilmiyor. Türkiye'de sendikalı işçi yok. Türkiye'de grev yapılmıyor biliyor musunuz? Grev yok. Yani en doğal çalışanın emeğin hakkını grev, Türkiye'de grev yapılıyor mu? Yok. Türkiye'de miting yapılabiliyor mu? Yok. Türkiye demokratik bir ülke mi? Sözde evet. Özde ise miting yapılamayan, demokratik protestoların izin verilemeyen, muhalefetin mecliste işte grup toplantısı dışında ya da salon toplantısı dışında konuşamadığı, sendikaların grevin G'sini ağzına alamadığı, 14-15 milyon çalışan işçinin sadece %10'unun bile, 10-15'inin belki sendikalı olabildiği, o sendikaların durumu malum yani, işler acısı yönetimleri çoğunun. Yani iyi niyetleri, dürüstleri tenzih ediyorum ama yani sarı sendikacılık Türkiye'nin de bir baş belası. Sadece ücret sendikacılığı, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele etmeyen sendikaların, sadece ücret sendikacılığı yapan sendikaların bugün geldiği durum acıklı bir durum. Üzülüyorum. Ben kim adına üzülüyorum? Sendika yöneticilerine üzüldüğüm yok benim. Benim üzüldüğüm çalışan o emekçiler. Evlerine asgari ücretten 3 kuruş daha fazla para geçer mi diye umutla bekleşenler asgari ücret komisyonundan ne çıkacak diye komitesinden. Yani fazla bir hayal, bir şey etmemek lazım. Ben ondan da şeyim. Mesela bugün değerli yazarımız var, Alaaddin Aktaş. Ben beğenirim, yazılarını okurum. Diyor ki arkadaş ben diyor, geçen aydan beri diyor, markette aynı birkaç marketten şeyi takip ediyorum diyor. Mandalina fiyatlarını. Bir Satsuma var, bir normal mandalina. Satsuma işte 5.95'te, öbürü 3.95'ten satılıyor diyor. Ama TÜİK'in açıkladığı mandalina fiyatı 2.86. Bana oradan bir kasa mandalina gönderir misiniz? Hangi pazardan, hangi marketten aldıysanız bu fiyatı diyor. Bakın yani TÜİK inandırıcılığını kamuoyu önünde yitirmeye başlayınca halkın enflasyonu, cebini yakan, yaşanan enflasyon verilere yansımadığını görünce inandırıcılık ve kredibilite sorunu doğuyor. Onun için yetkilileri buradan uyarmak istiyoruz. Yani verilerin gerçekçi olması, halkın enflasyonunda paralel olması, bir algı operasyonu yapılıyormuş izlenimi vermemesine çok özen gösterilmesi gerekiyor. Yoksa artık verilere de inanmayacaksa bu toplum ne yapacak onu bilmekte zorlanıyoruz. Başka bir arkadaşlarımız şimdi bana not gönderdiler. Vakıfbank'ın ABB grubu hisseleri hazineye devredildi. Şimdi bu işlem niye yapıldı? Aradan vakıflar genel müdürlüğe ait olan hisselerin hazineye devredilmesine ne gerek vardı? Herhalde vakıflar genel müdürlüğünü devreden çıkarmak birinci amaç o. İkinci amaç kamusal sermayeli bankaları adeta bir kartel gibi yönetmeye kalkmak. Ekonomi Bakanı çıkıyor bir gün önce faizleri indirecek kamu bankaları işte konut kredisi vermeye başlayacak diyor. Ertesi gün 3 kamu bankası bir açıklama yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu bankalardan halka açık olanlar var. Halkbank, Vakıfbank %25'i halka açık. Şimdi Vakıfbank da oldu. Bu Vakıfbank tabii vakıfların da temsil edildiği bir yer. Vakıf şeyi birazcık netamelidir. Ta Osmanlı'dan beri biliyorsun Türk'te bizim vakıf etme, hayır etme geleneğimiz vardır. Vakıf amacı doğrultusunda kullanılması, vakıf mallarının bir anlamda vakfa biz bir kutsaliyet arz ederiz. Çünkü insani bir şeydir. Vakıf bir hayra yapılan bir şeydir çoğunlukla. Onun için hatta bir arkadaşımız bana vakıf şeyi göndermiş. Bunu vakıflara yani Vakıfbank'ın hisseleri satınca aklımıza çağrışım yaptı. Bununla ilgili değil, bu satışla ilgili değil ama vakıf hisselerinin ve vakıflara yönelik olan bakışları bakın. Sultan II. Beyazıt 1 Şubat 1495 tarihinde bir vakfiye bedduası yapmış. Bir vakıf duaları var, o kanunundan gelme. Kanuni Sultan Süleyman da var, bazı sadrazamların da var, birkaç padişahın da var. Ben kısa olanı seçtim. Vakıflarla insanlar çok dikkatli uğraşmalı. Dua, hayır duası işi için vakıfa destek vermeli. Beddua almamak için de dikkat etmeli. Bakın bu bedduayı nasıl yapmışlar? 1495 yılında 2. Beyazıt'ın bedduası. Kısaca okuyacağım izninizle. Sultan, emir veya herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, başka hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve değiştirmek helal olmaz diyor. Kim onun şartlarını değiştirir veya iptal ederse haramı üstlenerek günaha girmiş olur diyor. Daha da devam ediyor. Yani vakıfla ilgili karar alınırken bu ta atalarımızdan gelen bu geleneğin, vakıf geleneğinin zedelenmemesine, yozlaşmamasına, bozulmamasına, amacından saptırılmamasına özen gösterilmesi gerekir. Bu uyarıyı da bu vakıflar meselesi tartışıldığı günlerde bir belki de hani hatırlatmak avabında gündeme getirmekte yarar görüyorum. Evet, şimdi vakıf meselesini anlattık. Büyümeye gelelim. Büyüdük mü? Hayır. Bakın
Türkiye 3 çeyrek üst üste küçüldükten sonra şimdi binde 9 bilmem büyüdü. Ne büyüdü? Devlet yatırımlarını arttırmış, para basmış, öyle mi? Borçlanmış, popülist. Bu büyümeler sürdürülebilir büyümeler değil. Ben üzülerek söylüyorum ki ekonomiyi bu kadar palyatif tedbirlerle. Yani bir de acayip kibirliler yani. En ufak bir olumlu bir haberde çıkıyorlar ortaya şov yapıyorlar. Ondan sonra ekonomi baş aşağı gittiği zaman da ortadan kayboluyorlar. Yani önemli olan sürdürülebilir bir büyüme ve büyümenin toplumun çeşitli katmanlarında hissedilmesi. Yani kalkınmaya dönüşmesi. Bu yapılmadıktan sonra palyatif büyümelerin kalıcı olmayan şeylerin anlamı yok. Türkiye zaten geçen sene nüfus artış hızı %1.4 kabaca. Türkiye 1.4 büyüse bu seneki büyümesi çünkü imkansız 1.4. Hiç büyümemiş sayılır reel olarak yani. Dolayısıyla çarşı pazardaki sıkıntıyı, esnafın sıkıntısını, işsizlik sorununu bunların hepsini görmeden gelerek kendi yaptıklarıyla sadece övmek bir kibir getirir. Biz kibir ve inkar politikaları yüzünden bu hale düştük. Kibir ve inkarı bırakalım. Gerçekçi ülke aranına doğru dürüst bir istikrar programında gelip geniş bir mutabakat yapalım diye çağrı yapıyoruz. Aksi takdirde bugün milli gelirimiz, kişi başı yani milli gelir söylüyorum, 10 sene önceden daha düşük. 2009'da 8.994'tü galiba. Şimdi 8.954'e düşüyor. Yani 2009'da kişi başından milli gelirden 10 sene sonra şimdi bugün 2019'da daha az milli gelirimiz var. Fakirleştik yani. Fakirleştiren bir siyasal iktidarın ancak özür dilemesi, öz eleştiri yapması, nasıl bu işten çıkacağını anlatması lazım. Hiç bunun sorumlusu yok. Ülke ekonomisi çökmüş, kişi başı milli gelir azalmış, işsizlik %15'e çıkmış, konkordatolar üst üste iflaslar. Bunun bir sorumlusu yok Türkiye'de. Sorumlusu yok. Muhalefet işte dediğim gibi şeye sıkışmış, meclis kürsüsüyle, grup toplantılarıyla, salon toplantılarında sıkışmış. Sendikalar zaten işçilerin %90'ı sendikasız hale gelmiş. Ve biz burada çok kısıtlı medyada, demokratik bir medyada, yani çok kanallama tekstil hale getirilmemiş, havuz ve yandaş medya olmamış, Halk TV gibi çok az sayıda bağımsız, onurlu kanallarda anlatmaya çalışıyoruz. Umuyoruz halkımıza ulaşıyoruz, halkımız da bunu değerlendirecektir diye düşünüyoruz. Bugünlük de bu kadar. Süremiz doluyor ama kısa ama özlü şeyler söylemeye çalışıyoruz. İnşallah Cuma günü ekonomide haftanın bir panoramasını beraber çizeriz tekrar. Cuma görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın efendim.